Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün gördüğünüz gibi sizlere harika bir ekmek tarifiyle geldim arkadaşlar. İtalyanların meşhur pidesi focaccia ekmeği arkadaşlar. Sanki böyle bahçeden çıkmış gibi, çiçek bahçesi gibi rengarenk donatılmış bir ekmek. Öncelikle hamur malzemelerimize geçeceğiz. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz: bir yaş maya, 1,5 yemek kaşık şeker, yaklaşık 1 yemek kaşık tuz, yarım çay bardak zeytinyağı, 2,5 bardak ılık su. Evet, hamurumuzun yapılışı: mayamızı ılık su ve şeker ile birlikte eritiyoruz. Maya eridikten sonra tuzunu ilave ediyoruz ve kontrollü bir şekilde diğer kalan suyumuzu ekleyip unumuzda, 1 kilo unumuzda ilave edip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ben bu şekilde mutfak robotumla yoğuruyorum arkadaşlar. Makinemin ayarını 6 dakikaya kurdum ve hamurumu yoğurmaya bıraktım. Elinizle bu işlemi yapacaksanız bir 10-15 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok yoğurulan hamur özde olur. Daha güzel işlenmiş olur. Evet, normal bir mayalı ekmek hamuru arkadaşlar. Bu hamurdan biliyorsunuz mayalı ekmek yapılır, pizza yapılır, pideler yapılır. Birçok değişik alternatif tarifler uygulayabilirsiniz. Ve aynı hamurdan da şimdi İtalyanların meşhur pidesini yapacağız. Evet, yoğurmuş olduğum hamurumu şimdi böyle bir kabımın içerisine alıyorum. Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyorum hamurumu arkadaşlar. Su ılık olduğu için çok çabuk hamurumuz mayalanacaktır. Kapağını kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Bu hamuru tamamını bu ekmek tarifinde kullanmayabilirsiniz. Dilerseniz başka şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben hamurumun yarısını pizza yapımında kullanmıştım. Şimdi focaccia ekmeğini yapacağım. Bu ekmek tarifimi yaparken hiç video çekmek aklımda yoktu. Daha sonrasında sizler için de ayrıca paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, büyükçe bir beze mayalanmış olan hamurumu böyle bir dikdörtgen borcama alıyorum. Burada borcamın taban katına yağlı kağıt koyarsanız ekmek piştikten sonra çıkarması sizler için daha da kolay olur arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurun. Dilerseniz tepsinin tabanını yağlayabilirsiniz. Büyükçe bir bezeyi borcamın her yerine gelecek şekilde yaydık ve tekrardan üzerine kapattım. 1 saat mayalanmaya bıraktım. Mayalanmış olan hamurumu gördüğünüz gibi üzerine bolca zeytinyağı gezdirdim ve parmaklarımla bu şekilde bastırıyorum. Delikler yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Başka hiçbir şekil karıştırmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu bırakacağız. Tepsi mayası burada çok önemlidir. Mutlaka tepsi mayası yapın. En az 1 saat arkadaşlar. Evet, tepsi mayası yaptığımız hamurumuzu zeytinyağı gezdirdik. Bu şekilde parmaklarımızla bastırarak hamurumuzu şekillendirdik. Şimdi burada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Fantazinize kalmıştır. Sizler nasıl dilerseniz havuç kullanabilirsiniz, kırmızı soğan kullanabilirsiniz, zeytin, bu şekilde ceri domates kullanabilirsiniz, kuşkonmaz. Yeşillikler kullanabilirsiniz, yeşil soğan kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde o an elimde olan malzemelerimle bu şekilde bir dekor yaptım pideme. Fantazi size kalmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi sizler farklı şekilde bu pideyi süsleyebilirsiniz. Kuşkonmaz kullandım, yeşil kuşkonmaz. Çok da yakıştı. Biberiye, kekik. Bunlar da olmazsa olmazlardan arkadaşlar.
Evet, çekirdeksiz zeytin dilimleri de kullandım. Aklımda, kafamda böyle bir şekil çıkarmamıştım. O an gelişen bir tablo arkadaşlar. Bu şekilde ben pidemi süsledim. Kekik, kuru kekik de serptim. Taze kekik de bu şekilde dallar yaptım. Biberiye ve iri kaya tuzu da serptim arkadaşlar en son. Ve gördüğünüz gibi çiçek bahçesi gibi harika oldu. Evet, üzerine zeytinyağı sürdüğümüz için arkadaşlar pidemiz böyle çok nar gibi kızarmayacak. Zeytinyağı ekmeğimizin üst tabakasını çıtırlık verecek ve içi yumuşacık olacak. Önceden ısınmış 190 derece fırında yaklaşık 30 dakika kontrol ederek ve son 5 dakikasını derecesini artırarak 250 dereceye artırarak pidemi pişirdim. Evet, yaklaşık 30 dakika sonra gördüğünüz gibi pidem çok harika pişti. Dediğim gibi üzerinde yumurta sarısı olmadığı için arkadaşlar bu pide bu şekilde pişiyor. Bu şekilde rengini alıyor arkadaşlar. Zeytinyağı ile piştiği için üzeri çıtır çıtır oluyor. Ve orta katı pamucuk. Harika bir lezzetli pide oluyor. Kahvaltıda yemeklerin yanında bu ekmeği kullanabilirsiniz. Gerçekten çok farklı, çok hem göze hem mideye hitap ediyor. Hem hamuru da neredeyse aşağı yukarı mayalı hamur gibi, içerisine sadece biraz zeytinyağı ekleniyor arkadaşlar. Hepsi o kadar. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yumuşaklığını ve üzerinin çıtırlığını. Henüz çok sıcak olduğu için biraz nefeslemeye bıraktım. Daha sonrasında spatula ile tepsiden çıkardım. Artık dilimleyip servise hazırdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz aşağı yorum bırakmayı, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içini de sizlere göstermek istedim. Bu şekilde pidemiz görünüyor. Pamucuk ve delik delik. Şimdi yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.